Şimdi bazı kişiler bizi Darwinizmi savunmadığımız veya Marksizmi savunmadığımız için çağ dışı olmakla güya veya gerici olmakla suçluyorlar bazı insanlar. Halbuki ne Marksizmin pardon, ne Darwinizmin çağa bağımlı bir şey yok. Aksine Darwin'den çok öncesine gidiyor. Hep hocamız anlatır bunu. Bir pagan dini aslında. Hem Marksizm hem Darwinizm. Bakın normalde hocamız da çok detaylı anlattı ikisinde. Mesela Darwinizm normalde Mısır Firavun'un olduğu döneme kadar gidiyor, eski Mısır'a kadar. İnsanlar o zaman da sudan yaratıldıklarını, sudan bir işte lotus çiçeğin çıktığını, o lotus çiçeğin içinden canlıların çıktığını onu inanıyorlar. Yine Darwinist ideoloji orada hakim. Ve Marksist ideoloji de hakim. Yani Marx bu fikirlerle ortaya çıkan ilk insan değil, bunu bilmiyor insanlar. Pratik olarak mesela o zaman eski Mısır'da Marksist ideoloji yaşanıyordu yani. Şunu bilmiyorlar. Mesela Mısır'da insanların mülkiyet edinme hakkı yoktu. Aynı komünist ülkelerde olduğu gibi. Mülkiyet edinme hakkı yok. Her şey devlete ait ve yani Firavun'a ait. Firavun da kim? Yani eski Mısır'da her şey normalde bütün Nil Havzası Horus'a ait. Onların işte bu şahin kafalı insan görünümündeki putlarından biri olan. Horus'un da dünya üzerindeki temsilcisi Firavun, ona ait. Yani şu anda mesela nasıl normalde bir komünist ülkede halkın hiçbir şey yoktur. Her şey devlete aittir. Onu temsil eden de diktatöre aittir. Aynı şekilde Mısır'da da bu şekildeydi. Mesela halkın evlerinden eğer fazla varsa ellerinde malları alınıp diğer işte işçilere ihtiyaçları olduğu kadar dağıtılıyordu. Ama yani ezme şeklinde. Çünkü zaten ancak hayatta kalabilecekleri kadar yemek veriliyor. Biliyorsunuz halk normalde labirent adı verilen mezarlarda gömülüyordu. Dolayısıyla insanların manevi bir duygu geliştirme, ölülerinle dua edebilme öyle bir imkanları da yok. Çünkü hepsi toplu olarak gömülüyorlar oralara. Fakat mesela nasıl diyelim ki Rusya'da, Sovyet Rusya'da gördüğümüz gibi normalde orada da halk toplu olarak gömülüyor. Hiçbir şekilde mezar taşları yok o dönemde. Fakat diktatörün mozolesi var. Aynı şekilde mesela Firavunların mozoleleri var. İşte hepsinin biliniyor mezarları. Etraflarında çok fazla mal var. Bütün tek olarak hakimiyet sahibi Firavun o dönemde. Ve çok yani gerçek anlamda o proletarya diktatörlüğü orada uygulanıyordu. Dolayısıyla Marx bu fikirlerle ortaya çıkan ilk insan değildir. Marx bunu daha geliştirip belli bir aşamada Peygamberimizin hadislerinden de etkilenip bir güzel bir şekle sokmak istemiştir. Fakat ideolojisi tabii ki çok sapkındır. Ve daha çok sapkınlar tarafından kullanılmıştır. Ve bu komünist ideolojinin şu anda tutulabilecek bir noktası yoktur yani. Bu o dönemde de başarısız olmuş. Daha sonra uygulandığında da dünyada 20. yüzyılda mesela başarısız olmuş. Her şekilde halklara sadece zulüm getirdiği belli olan bir ideoloji. Ve o baştaki diktatöre sonsuz hak vermenin, dünyadaki şartlar altında inşallah Allah'a tenzih ederim, hak vermenin herhangi bir kimseye, çünkü Allah'tan korkmayan bir insan, Allah'a inanmayan bir insan, acizinin farkında olmayan bir insan, bir fayda getirmediğini insanlar anladılar. Fakat şu an üstünden belli bir zaman geçti, insanlar unutturuldu mu ve yeniden aynı şeyi savunuyorlar. Yani bunun modern olarak savunulabilecek herhangi bir noktası yok. Yani hiçbir şekilde bu ne modern bir ideoloji, ne bilimle desteklenen bir ideoloji. Şimdi tez var, antitez var, bunlardan sentez oluşuyor diyorlar. Fakat buna ulaşabilmesi için tabii ki bu arasındaki çatışma sürekli sürmesi gerekiyor. Çatışmayı nasıl sürdürecekler? Normalde gerçekten ihtiyaçları olmayan bir şeyi bile insanlar ne yapacaklar? Mecburen çatışma çıksın diye bir bahane unsuru olarak ortaya koyacaklar. Ve ondan bir yeni savaş, yeni mesela kan dökme, yeni çatışmalar çıkartıp o huzursuzluğu sürekli devam ettirmeye çalışacaklar. İşte bu ideoloji dünyada durduğu sürece bunu değiştirmenin bir yöntemi yok. Yani ben samimi olarak bu kısmını bilmeden savunan solcu kardeşlerimi tenzih ederim. Fakat bir insanın komünizmi savunup da onu kandan arındırması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü diğer komünistler asla bunu kabul etmez. Yani dünyadaki komünist diktatörlük bunu asla kabul etmez. Dünyadaki diyalektik diktatörlük bunu asla kabul etmez. Nasıl mesela Troçki ilk başta sadece devrimde savundu kan dökme gerektiğini, daha sonra bunun gereğinin olmadığını savundu. Ve onu münafık olarak ilan ettiler. Ve hemen katline karar vermişlerdi o dönemde. İşte şu anda da aynı şey geçerlidir. Mesela normalde sosyal demokratlara komünistler aynı gözle bakarlar. Yeteri kadar gereklerini yerine getirmediklerini, çekindikleri için söylemedikleri gözüyle bakarlar. Çünkü onlarda da yani sosyal demokratlar arasında da samimi olarak bilmediği için söylemeyenleri tenzih ederim. Genelde bu yönünü gizleme vardır. Halbuki hepsi aynı şeye inanırlar. Yani diyalektik felsefeye inanan herkes dünya üzerinde aynı şeye inanmak mecburiyetindedir. Çünkü yani diyalektik felsefenin kalbinde başka bir şey yok. Yani Marx'ın ideallerinin temelinde başka bir şey yok. O çatışma orada mutlaka olması gerekiyor. Ya bugün mesela ona proletarya adı veriliyor. İşte eski Mısır'da pirinç tarlalarında çalıştırılan, işte inşaatlarda çalıştırılan işçilermiş bu. Yarın öbür gün başkası başka bir isim verir. Bu fark etmez. Çünkü diyalektik felsefe her dönem, yani binlerce yılda geçse aradan, aynıdır. Mantığı aynıdır. Dolayısıyla Hazreti Adem devrinden beri aslında dünyada süre gelen mücadele hep pozitif ve negatif arasındadır. Başka bir kutup yoktur yani dünyada. Bunu istediğiniz kadar dallandırırsanız dallandırın. Yani o hiçbir şey fark etmez. Her zaman bu diyalektik felsefeye karşı olacaktır mücadele inşallah. İnşallah.